Saçlarımı videodan önce bir açtım, bir bağladım, bir sağa attım, bir sola attım. Kıvırcık saçlı olanlar düz saçlı olmak istiyor, düz saçlı olanlar da kıvırcık olmak istiyor. Yani bu hani böyle değişmeyen bir kural. Aloha! Bugün sizlere son zamanlarda izlemediğim 3 animasyon filminden bahsedeceğim. Fark ettim ki aslında hani ben size böyle film dizi önerilerinde bulunuyorum ara ara. Değişik hani birçok farklı tarzda videolar var, vloglar, astroloji videoları. Artık siz de biliyorsunuz kanalı bir süredir takipteyseniz. Ama hani izlediğim dizileri, işte belgesel filmleri falan bunlardan bahsediyorum. Hiç animasyon filmleri ele almadığımı fark ettim. Ve bunu fark edince dedim ki bu olmaz. Çünkü ben animasyon izlemeyi çok seven biriyim arkadaşlar. O yüzden hani en sevdiğim 3 animasyon filmi demeyeceğim. Ama böyle en sevdiğim hani 3 animasyon filmi nedir benim diye düşündüğümde ilk aklıma gelen ve özellikle Pixar yapımı olan 3 tanesini bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. İlerleyen zamanlarda da mesela Miyazaki'nin filmlerinden mesela 4 filmini, 5 filmini ele aldığım bir video gelebilir. Ya da böyle farklı farklı hani izlediğim, çok sevdiğim ya da hiç sevmediğim animasyon filmlerini anlattığım videolar gelebilir. İsterseniz yorumlara yazın diyorum ve ilk filmimizle videoya başlıyorum. İlk olarak sizlerle paylaşmak istediğim film Ters Yüz, yani Inside Out filmi, animasyon filmi zaten. Bu film 2015 yılında çıktı. Aile komedi türü ve 1 saat 35 dakika civarı. Bu arada bütün filmlerin yönetmeni Pete Docter arkadaşlar. Ama iki filmden şimdi bahsederken hani senaryoda ve bir sonraki filmde daha doğrusu senaryoda yardım aldığı iki kişi olmuş bu arkadaşımızın, Pete Docter beyefendinin. Ama yönetmenler hep aynı. Ben bayağı şaşırdım açıkçası. İkincisi de bu arada Inside Out filminin ikincisi 14 Haziran 2024'te Amerika'da sinemalarda gösterimde olacakmış, bilginiz olsun. Ben bu filmi uçakta izlemiştim. Ya Londra'ya gidiyordum ya oradan dönüyordum. Ve hani böyle ben animasyon filmlerini izleyince hep böyle bir mutluluk sarar içimi. Bir coşku sarar. Böyle eskiden hani o çocukluk dönemlerime bir dönerim. O günlere özlem duyarım. Saf bir duygu hali alır beni açıkçası böyle hani sevdiğim bir animasyon filmi ise ya da böyle ya falan diye izlediysem o filmi. Bu filmi izlediğimde bunun sadece ben çocuklar için olmadığını düşündüm. Çünkü bence yani genel olarak kitle çocuklar değildi Inside Out, bu Ters Yüz filmi için. Hani tabii ki çocukları da etkiler ama esasen gençlere ve yetişkinlere hitap ettiğini düşünüyorum. Konusundan biraz bahsedeyim. Birinin iç dünyasının duygular tarafından aslında nasıl yönetildiğini ele alıyor. Aynı zamanda küçük bir çocuk olan Riley'nin hikayesi, 11 yaşındaydı galiba Riley, babasının San Francisco'da işe başlamasıyla hayatının değişmesi ve aslında hayatının nasıl değiştiği, dönüştüğü, hani bunu izliyoruz film boyunca. Ama bu filmde çok enteresan olan, her karakter için böyle 5 duygu var. Yani bu 5 duyguya da karakter yazmışlar diyeyim. Neşe, korku, üzüntü ve tiksinti. Neşe, korku, üzüntü, öfke ve tiksinti. Bu duygular. Ve aslında film boyunca işte anne, baba, çocuk, onların kafasından ne geçiyor? Hani bu duyguların yönetimi altında ve her duygu başa geçtiğinde, yani kontrolü ele aldığında olaylar nasıl gelişiyor, ne oluyor? Biraz böyle beyin gelişimi hani bu açıdan böyle nasıl bizi yönlendiriyor? Bunları izliyoruz ama inanılmaz komik ve inanılmaz eğlenceli bir dille anlatılmış. Ben gerçekten çok sevdim. Senaryo bence bayağı başarılıydı. Ve hani böyle eğlendirirken öğretir ya da eğlendirirken düşündürür deriz ya bazı filmler için. Ama hani böyle çok ağır olmayan özellikle filmler için. Bu da öyle bir animasyon filmiydi. Bu arada hani eğer ki izliyorsanız ve 40-50 yaşlarındaysanız yine de izleyin. Hani sanmayın ki bunu böyle sadece gençler 15-20-30 yaşlarındakiler izlemeli. Bence her yaştan herkese hitap edecek ve gerçekten böyle bir şeyler katacağını düşündüğüm bir animasyon filmi. Birinin kafasından geçenler, beynin işleyişi, iyi duygular kadar aslında kötü duyguların da normal olduğunun mesajı veriliyor diye düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra yani
bilgilendirici şeyler de var. Yani o kadar komik sahneler vardı ki bayağı oldu ben bu filmi izleyeli. Ama hani çok değişik bir bakış açısından, farklı bir perspektiften ele almışlardı. O yüzden ben izlerken çok çok eğlendim. İzlemediyseniz zaten bu anlatacağım 3 filmi de ben çok severek ve çok eğlenerek izledim. Özellikle böyle bir daha izleyebileceğim ve izlemekten de sıkılacağımı düşünmediğim 3 animasyon filmi bunlar. O yüzden izlemediyseniz kaçırmayın diyorum ve sıradaki filme geçiyorum. Sizinle paylaşacağım ikinci film, arkadaşlar, bu 3 film arasında benim en etkilendiğim ve hatta bu film, yani bu animasyon filmi dememe gerek yok her defasında. İşte bu film bittikten sonra wow deyip bunu bir daha izlemeliyim. Yani izledikten hemen sonra bir daha izleyebilirim bu filmi dediğim bir film ve ben hani böyle bir film hayatımda tabii ki olmuştur. Biliyorsunuz artık ben zaten film izlemeye bayılıyorum. Ama hani çok olmadı, çok nadir oluyor. Filmin adı bu arada Soul. İnanılmaz etkiledi beni. Yönetmen yine Pete Docter. Senaryoda dedim ya hani destek almış bu film için. Mike Jones ve Camp Powers isimli iki kişiden destek alınmış. 2020 yılında bu film sinemalarda gösterime giriyor. 1 saat 40 dakika civarında aile ve macera tür olarak da. Bu filmin konusuna da gelecek olursak New York'ta geçiyor öncelikle. Bir de konusuna gelmeden şöyle önemli bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence gerçekten baya önemli. Afrikalı, Amerikalı kahramanın yer aldığı ilk Pixar filmi Soul. Ve bence bu gerçekten çok önemli bir adım. Ve özellikle caz müzik türünden, yani cazdan bahsederken ya da cazla ilgili bir filmi ele alacağımız zaman bence, yani tabii ki de Afrikalı, Amerikalı birinin yer alması çok mantıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şu da var filmle ilgili. Afrikalı, Amerikalıların işte hangi kuaförlere gittiği, hani onların alışkanlıkları falan da film boyunca aslında gösteriliyor. Bu da benim çok ilgimi çeken ve önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ve parantezi kapayıp şimdi filmin konusuna geliyorum. Aslında film bize şunu sorgulatıyor. Gerçekten istediğin şey ne? Ve hayat amacı diye bir şey var mı? Hayatında gerçekten büyük bir amaca sahip olman da gerekiyor mu? Belki de yaşamın gerçek amacı ve gerçek neşesi küçük şeylerin küçük detaylardan keyif almak, bunların aslında farkına varabilmekten geçiyor. Bunu ele alıyor. Mesela bisiklete binmek, çiçek koklamak, gökyüzüne bakmak, işte bir kafede oturmak, kahve içmek, turtanı yemek. Bunun gibi böyle çok basit ya da hiç önemsemediğimiz detayların aslında bize çok mutluluk verebileceğinden bahsediyor. Geçen videolarda Perfect Days filminden bahsetmiştim. Tabii ki o animasyon filmi değildi ama verdiği his anlamında bu açıdan ikisinin benzediğini düşünüyorum. Orada da tuvalet temizleyen birisini ele almıştı o film. Tabii ki çok başka, bu animasyon filmi en nihayetinde. Bu filmin konusu da şöyle. Caz müzisyeni olarak büyük çıkışından hemen önce yanlışlıkla ayrılan ruh ve bedenini yeniden birleştirmeye çalışan Joe Gardner'ın hikayesi. Böyle kendisi aslında yolda yürürken bir çukura düşüyor, açık bir çukura ve ondan sonra işte hayatında neler oluyor, neler değişiyor, nelerin farkına varıyor. Bunun hikayesini ele alıyor bu film. Joe Gardner ortaokul müzik öğretmeni ve kendini aslında böyle ciddiye alan bir karakter. Sonrasında işte hayatın başlangıcı, ölüm, insanların kişilikleri. Zaten hani film boyunca böyle farklı farklı kişiliklerin nasıl oluştuğunu da izliyorsunuz. Tabii ki de çok eğlenceli ve çok komik bir dille bu da anlatılıyor. Ama aynı zamanda hani hem eğlenceli hem de öğretici. Zaten bu arada Pixar yapımı filmlerin hani renkleri de efsane oluyor. Gerçekten inanılmaz gerçekçi. Ben bayılıyorum yani Pixar filmlerine. Bu filmi izlemediyseniz hani anlatacağım bu 3 film arasından öncelikle Soul'u izlemenizi öneririm arkadaşlar. Gerçekten hani benim 3 filmi izlemekten de dediğim gibi keyif aldım ama en keyif aldığım filmlerden biri buydu açıkçası. Ve son olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer film Up ve Yukarı Bak olarak çevrildi. Bu aslında en eski filmlerden biri, yani bu anlattığım 3 film arasında en eski film bu oluyor. Çünkü 2009 yılında gösterilmeye başlanıyor. 96 dakikalık bir film, tür olarak da aile komedi olarak geçiyor. Yönetmen arkadaşımız yine Pete Docter ama aynı zamanda Bob Patterson'la beraber yönetmen koltuğunda.
Konusu, ay bu film de o kadar güzeldi ki yani gerçekten ben bu filmi de 3 filmi de arkadaşlar ben uçakta izledim. Ve ya yani öyle denk geldi nedense ve böyle üçünde de içim böyle bu filmde biraz hüzün de vardı. Yani hani bu filmi izledikten sonra bir hüzün kapladı. Ama yani aynı zamanda bir coşku, bir neşe. O demin dedim ya hani böyle bir o çocukluğa dönüş hissiyatı da hep oluştu bende. Bu da çok güzel bir filmdi. Şimdi konusu şöyle. 78 yaşındaki Carl beyefendi normalde balon satıyor diye geçiyor. Yani öyle araştırdım işte işi o. Ve hayalini gerçekleştirmek istiyor. Eşini de kaybettikten sonra açıkçası böyle Carl Bey'e bir hüzün çöküyor. Ne yapacağını bilemiyor. Aynı zamanda kentsel gelişim tarafından da çevrelenen evini satmamak istiyor. Ve bunun için de bayağı direniyor. En sonunda da Güney Amerika'ya, cennet şelalelerine doğru böyle evinin üzerine balonlarla beraber yani evini uçuruyor aslında balonlarla. Ve Russell da bu hani evini uçurma serüveni başlamadan hemen önce küçük çocuk Russell da onun kapısını tıklayıp ona işte bir soru soruyor. Hani Carl işte istemiyor onu içeri falan derken evin uçmasıyla beraber Russell da bu yolculukla Carl Beyefendi'ye aslında eşlik ediyor diyeyim. Ve o ikisinin maceraları aynı zamanda bir köpek karakter vardı. Duck mıydı adı? Yani o da çok iyiydi. Konuşuyor tabii ki de hani bu filmde. Beni etkileyen noktalardan biri de tabii ki böyle çok uzun uzun yer verilmemiş ama Carl ve Ellie yani eşi birbirlerini çok severek evlenmişler ve sonra aniden Ellie rahatsızlanıyor, hastalanıyor ve ölüyor. Ondan sonra zaten işte Carl Bey kendini yalnız hissediyor. Hani herkesin böyle hayatından bir parça bulabileceği o tanıdık bir duyguya da dokunuyor film. Hayalini gerçekleştiriyor. 78 yaşında olmasına rağmen bu hayalini gerçekleştirip bundan duyduğu tatmin, mutluluk ve tabii ki yolda karşılaştıkları maceralar çok güzel işlenmiş. Gerçekten çok keyifliydi izlemesi. Aynı zamanda filmlerde özellikle Yukarı Bak ve Soul filmindeki müzikler de çok iyiydi. Bunu da yani söylemeden geçemeyeceğim. Soul'da çok iyi bir müzisyen, şu an adını unuttum ama hatırlarsam onu size yazarım. Çok iyi bir müzisyen zaten Soul filmi için müzik yapmış. Aynı zamanda Nine Inch Nails'ın solisti galiba. O da yani galiba dediğim ya solisti ya gitaristi. Onun da yaptığı bazı müzikler var. Yani 3 filminde gerçekten müzikleri çok başarılıydı. Ben çok sevdim ya ve hani böyle şey izlemediğim başka hangi animasyon filmleri vardı diye size bu videoyu çekmeden önce şöyle bir baktığımda bir sürü aslında izlemediğim animasyon filmi varmış diye gördüm. Ve özellikle aralarında Brave filmi vardır, Cesur. Monster'ı zaten o da eski bir film diye hatırlıyorum. İzlememiştim ama hep aklımdaydı. Bu yani zaten hani arabaları, oyuncak hikayesi onları izlemiştim de yani ama izlemediğim de çok var. Neyse ben de böyle bu vesileyle size bu videoyu çektikten sonra önümüzdeki günlerde biraz animasyon filmlerini izlemek istiyorum. Bunu seçiyorum. Bu filmlerin arasından sizin izledikleriniz oldu mu arkadaşlar? Olduysa yorumlarda hem hangi filmi izlediniz hem de sizin yorumunuz ne oldu? Bunu yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bana önereceğiniz başka animasyon filmleri varsa onları da paylaşırsanız çok sevinirim. Hani sizin belki en sevdiğiniz ilk iki tane hani animasyon filmini paylaşabilirsiniz. Ben de ilerleyen günlerde onları da izlerim. Ve ayrıca size bu animasyon yani sevdiğim, sevmediğim farklı farklı animasyon filmlerini ilerleyen videolarda da ele almamı, anlatmamı ister misiniz? Onu da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan ve TikTok'tan takipte kalmak isterseniz şuraya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. Cuma günü 6'da video yayına girmezse genellikle pazar günü 12'de yayına geliyor. Yani yayına giriyor daha doğrusu. Bu şekilde. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.
Bir gün kıvırcık uyansak, bir gün böyle afro örgülü uyansak, bir gün dümdüz uyansak hani saçlarımız. Böyle değişik değişik, hatta gözlerimizin rengi değişse. Niye öyle yaratmamışlar? Hani farklı farklı, hani aynı kalsak ama göz rengimiz değişse, burun yapımız değişse, farklı insan hani yüzümüzde böyle her gün mesela bir yerdeyse. Çok güzel olmaz mıydı? Bence inanılmaz bir fikir. Yani çok değişik olabilirdi. Neyse, konudan ve anlatacağım şimdi videonun konusundan çok bağımsız ama aslında animasyonlarla ilgili konuşacağım. Hayal gücüyle ilgili konuşacağım. O yüzden bence çok bağlantısız da diyemeyeceğim. Evet, başlıyorum.